Daha önce birçok yöresel yemeğimizin patentini alan Gaziantep şimdi de gözünü tırnakla ekmeğe dikti. Bu ilk değil. Daha önce de lahmacun için isim hakkı talebinde bulunan Gaziantep şimdi de tırnaklı ekmek için talepte bulundu. Vatandaşlarımız ise artık yetkililerin bu duruma müdahale etmesini istiyor. Ya bu Antepler bize neler yaptı neler. Bu Antepler bizim fıstığımızı aldı. Adıyamanlar biberimizi aldı. Ya bunlardan ne çekiyoruz? Bu fıstık biliyorsunuz Urfa'da ne kadar yetişiyor fıstık. Fıstığın %70'i 80'i Urfa'da olmasına rağmen Antepler bunun patentini aldı. Evet. Nedenmiş? Pazar yokmuş Urfa'da. Pazar yapalım Urfalılar. Size sesleniyorum vatandaşlar. Anteplere kaptırmayalım her şeyimizi. Şimdi benim söyleyeceğim tek şey olacak. Bir ana çocuğunu 9 ay karnında taşır. Evet. Onu doğurur. Evet. O çocuk kime ait olur? Tabii ki de annesine ait olur. Bu tırnaklı ekmeği bizim eski dedelerimiz, eski zamanlı Urfalıları buldu. Bunu da bizden başkası alamaz. Buna da biz izin vermeyiz. Bunu sesimi duyan bütün Anteplere söylüyorum bakın. Evet. Akıllı durun. Gerçekten sinirleniyoruz. Bak çiğ köfteyi almaya çalışıyorsunuz. Adıyaman olsun. Tek Antep değil. Adıyaman bile çiğ köfteyi alıyor. Evet. Fıstığın %80 kısmını biz üretiyoruz. Evet. Ama bizde fabrika olmadığı için onlar ismini taşıyor. Şimdi şununla ilgili şöyle söylemek istiyorum. Tırnaklı ekmek Urfa'ya ait olduğu için yani hiç kimse Antep değil, Adıyaman olsun, Bozova olsun, hiçbir şekilde hiçbir şehir ekmeği, tırnaklı ekmeğimizi elimizden alamazlar. Evet. Antep'in de zaten bak fıstıklarını bizim fabrikamız olmadığı için %80'i Urfa'nındır fıstıkları. Onu bile Antep aldı, biz ona bile sesimizi çıkarmadık. Evet. Herkes kendine ait olan her şeyi yetiştirsin, yaşatsın.